da bağımsız kölesinin kurulmasından yana mısınız? Hangi dış mihrakların hesabına çalışma yürütüyorsunuz? 37 kişinin katiline verilen ceza hukuksuzsa size göre hukuk nedir diye sordu. Bunun gibi sorular yöneltti Özgür Özel'e Devlet Bahçeli. Bunlara cevap vermedi ama başka soruları da Özgür Özel Bahçeli'ye yöneltti. Onları bir dinleyelim üzerine konuşalım. Size bu soruları yazan o arsız metin yazarları var ya şu dört soruya cevap versinler bakalım. Bu iki kişinin isimleri Sinan Ateş Cinayeti iddianamesine nasıl ve kimler tarafından iddianameden ayıklanmıştır? Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış bir ismin sokak ortasında ölümünden sonra kimse tweet atmayacak, cenazeye gitmeyecek, taziye bildirmeyecek diyen hangi ikisidir? Bu talimatı bütün partiye hangi ikisi yaymıştır? Tetikçiyi kaçıran aracın fotoğrafları açığa çıkıp ülke ocakları genel başkanına bu aracın ceza yemeyecek, trafikte durdurulmayacak bir statüye kavuşturulmasına hangi ikisi ya da ikisinden hangisi katkı sağlamıştır? İran Cumhurbaşkanı'nın ölümünün üzerindeki sis perdesi aralanmalıdır diye bugün promptra yazanlar Sinan Ateş davasının üzerine siz çöktürürken bu ikisinin bu sisteki payı nedir? Yoksa bu sisin kendisi bizzatı bu ikisi midir? Bu dört soruyu cevaplayın. Benim dört soruya bakarız. Doğru sorular mı? Özürüz, ki doğru sorular ve şey aa, Devlet Bahçeli'nin çok alışık olduğumuz gerilim stratejisi dikkatini çekerim bu tür şeyler özgür özeli her geçen gün CHP Genel Başkanı değil liderlik vasfını daha katmerliyor. Bak bu çok önemli bir mesele. Liderlik vasfını kat, katmerliyor. Devlet Bahçeli gibi çok deneyimli bir siyasetçinin Özgür Özel'in üzerine bu kadar çok gidiyor olmuş olmasını gerçekten ben anlamıyorum. Eğer şöyle bir şey düşünüyorsa Devlet Bey, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına bu genç adam geldi. Bunun bir an önce liderliğinin bütün unsurlar, aktörler tarafından kabul edilmesi bu ülkenin hayrınadır. Ha, ben bütün tecrübemi ortaya koyarak bir an önce bunun liderliğini çok kişilikli hale getireyim gibi bir düşünceyle yapıyorsa söyleyecek hiçbir sözüm yok. Peki şimdi geleli liderlik dediniz ya. Hı hı. E, tamam o, o sorulara geleceğim ama mesela neden öyle dediniz? E, lider yani genel başkan değil lider dediğiniz. İşte burada o lider özelliğinde ne görüyorsunuz siz? Ya şöyle bir şey görüyorum. Tabii bak o Arapça tabela meselesindeki gibi böyle arada bir düşüşleri var dikkatli olmak zorunda. O da hiperaktif karakterinden kaynaklanıyor tabii onlar. Şimdi siyasi parti başkanı olmak kolay bir şey. Seçime girip oluyorsunuz. Yani o seçimde işte oraya herhangi bir adayı, kimi koyarsanız koyun birisi çıkacak. Ama asıl mesele nedir biliyor musunuz? Asıl mesele lider olabilmektir. Yani belirliye belirgin güç haline gelebilmektir. Siyaseti de senin güdüyor olmandır. Bu nitelikler son derece önemlidir ve kendi partinin içinde de ortaya çıkacak olan ve buna meyilli, gönüllü, istekli aktörleri de ya bir dakika. Şimdi artık burada benim burada karşımda bir lider var. Bu önemli bir baskıdır. O çıkışları falan keser herkes haddini bilir. İşte belediye başkanı, belediye başkanlığını yapmaya devam eder. İşte genel sekreter, genel sekreterliğini devam eder. Falan bu buradaki mesele önemli. Yani genel başkanın lider olmuş olması bu kumaşının gittikçe daha sağlam hale gelmesi. Yani biz şayak diye bir kumaş vardır bizde biliyorsun yün kumaş. Onu böyle çok sertleştirir. işte aynen öyle olacak yani bir şayak olacak. Bu, bu önemli bir husus. Şimdi Devlet Bahçeli böyle üzerine gelerek aslında Özgür Özel'in kişiliğindeki o genel yapıyı yani o hiperaktif yapıyı hiç o da lafını biraz sakınmadan üzerine gelecek. Bütün onların hepsini daha büyük gün yüzüne çıkartıyor. Bu sefer parti de sempatisi çok yükseliyor. Bir de güvenilir inanılır hale geliyor. Bu Türk siyaseti açısından kazanç. Cumhuriyet Halk Partisi açısından da büyük kazanç. Ama yeter ki tekrar söylüyorum o Arapça levha meselesindeki gibi Hani daha çok böyle cahilce edilmiş laflardan ya da bakışlardan bir sakınılması gerekir. Şeye, Devlet Bey'inkilerine gelince ben sana bir şey söyleyeyim. Orada çok Devlet Bey gibi deneyimli bir adam nasıl bu kadar büyük hata yapıyor? Ya söyleyeyim. Hı. Bir, İmralı Canisi diyor. İyi güzel de İmralı Canisi'nden mektup getirip okutan kimdi? He? Kim, nasıl içlerine sindirdiler? İmralı canisi falan diye konuşuluyor da dağdan indirdiklerinize çadır mahkemeleri kurdurmadınız mı? Kimin gözünün önünde oldu bu? Bunlar lütfen söyler misiniz bana? Bunlara dokunulmayacak emir talimatları kimlerden geldi? Nevruz'daki şeyler birisi Kürtçe birisi Türkçe okumadılar mı o bildiriyi? Peki aynı şeylerle kadroyla Selahattin Demirtaş işte bütün o kadro Dolmabahçe'de görüşmeler yapılmadı mı? söyledikleri olaydan 5 ay sonra dikkatinizi çekerim 5 ay sonra bir takım işler yürütülmeye başlandı. Onun için hani tamam bu siyasetçi her şeyi unutur bu bunları söyler ama unutmayalım ki siyasi tarih ve bellek bunları unutmuyor. O nedenle zayıf çıkışlarınız kendini çok güçlü bir aktör olsanız bile ki Devlet Bahçeli çok güçlü bir aktör, karizmatik bir lider ama Bunların hepsi çok son derece zayıf çıkışlar ve o zayıf çıkışlara ne oldu? Özgür Özel dedi ki ya bunlara cevap vermeyeceğim. Cevap vermeyeceğim. Siz bunlara vermeyeceğim. cevap verin dedi. Evet, evet. Bu bunun ben burada nasıl bir hata yapıldı? Biz bunlara stratejik hata dediklerimiz bunlardır işte bizim. Bu nasıl yapıldı? Bu bu ilginç bir durum. Bu ilginç evet. bir durum ve bence çok gereksiz hele bir ortam. Ee, emekli tüm general aynı zamanda Sözcü e, televizyonlu güvenlik danışmanı e, şöyle diyor İmralı Cani'sin idam edilmemesine ilişkin yasal düzenlemeler kimin zamanında yapıldı diye Tabii işte Bir o soru koalisyon zamanda, o da 57. hükümet Evet efendim MHP'nin koalisyon ortağı olduğu dönemde yapılmadı. Niye işte ABD size ben bunu Kenya'da teslim ediyorum idam etmeyeceksiniz emrini verdi. Burada da idam edilmedi. Şey hatırlasanıza Bülent Ecevit'in kameralar karşısındaki o ünlü cümlesini ya. Amerikalılar bu alanı bize niye teslim ettiler anlamadım cümlesini. Hatırlasanıza. Evet. Ee, çok iyi hatırlıyorum o anı. Nevzat. Şimdi şöyle Rahmetli Ecevit'in aslında bence 3 bir e, yakın korumasının anılarını yazdığı bir kitabı vardı. Orada 3 soruyu soruyordu. Rahmetli diyordu ki birincisi... Çok, Çok güzel, güzel bir kitap o. Manevi oldu. Evet.